ziyaret ettim. Hangi kurumdu? Adı Konya, adı Karaç, adı tekstilsin. Ben hemşehri derim. Doktorumuz da hemşehrimiz. Anlatın bakayım bir, ne yaptınız? Biz iki farklı proje, asıl farklı. Biz Konya Envar Koleji'ne gidiyoruz. Tamam. Projemizin adı Cognitive Board. Cognitive bilinç demek, bilinç board olarak kullanılır. Cognitive board'u yapmamızın amacı nörolojik rahatsızlığı olan hastalarda tedavi sürecini daha motive edici, oyunsal ve ellerine bir rapor vermek amacıyla yaptığımız bir icattır. Şöyle bir rapor veriyoruz. Nörolojik yaralanma dediğimiz rahatsızlık ise bir hastanın herhangi bir dolaydan bir kafasına ya da başka birine bir darbe aldığında ya da stresten dolayı oluşabilecek kazalarda beyindeki sinir hücrelerinin ölmesidir. Bildiğiniz gibi sinir hücresi öldüğünde tekrar yenilenemiyor. Bu yüzden şu anki kullanılan yöntem ise doktorlar bir saatlik, bir buçuk saatlik tedavi süreçlerinde hastalarına elini kaldırıp elini değmesini istiyor, sürekli hareket ettirmesini istiyor. Bu şekilde o ölen sinir hücresinin diğer sinir hücrelerinden yardımlaşmasını sağlayarak elini ya da başka hareket ettiremediği uzunu daha hareket ettirmesini sağlıyor. Biz de burada bu yöntemi teknolojiye dökmek istedik. Yani oyunsal bir şekilde yapmak istedik, görsel bir şekilde. Buradaki amacımız karışık şekilde butonlar yani ledler yanıyor ve yanan lede basılmasını istiyoruz. Basalım. Örnek göstereyim. Basalım mı lütfen? Evet, yanı birazdan başlayacağım. Mesela buradan ona basın. Şimdi diğer yani. Bu yani. Bu şekilde tedavi süresi boyunca yanıyor karnımıza bir şekilde. Sonra ne oluyor? Ve bundan sonra basılan doğru tuş sayısı, yanlış tuş sayısı, kaçırılan tuş sayısı ve doğru bastıysa kaç saniyede basmış tuşlara. Mesela solda 12 tane tuşa 1.7 saniyede basmış. Sağda 12 tuşa 1.6 saniyede basmış. Bunu bu şekilde bir rapor haline getirip hastaya veriyor. Güzel. Şuna aynısı mı? Bu başka bir hesap mı? Bu nerede? Bu tablosu projesi. Asansörler için düşünmüştünüz, değil mi? Şey, yok. Neydi? İlkokul öğrencilerimiz de çarpı tablosunu ezberlemesi her zaman zordur. Biz de bu zorluğu engellemek için görsel şekilde, eğlenceli şekilde yapalım bakalım. Proje yaptık. Bu da çarpı tablosu diyor mesela. Şöyle döndürelim. Şimdi mesela şuradan 4, şuradan da 5'i aynı anda basılı tuttuğumuz zaman 20 sonucunu veriyor. Görsel şekilde. Aynı anda mı? Aynı anda basılı tutmamız lazım. Şöyle ben size yardımcı göreceğim olayım. Yani, çekmeden çek. Sen gör. Tamam, siz basın. Anladım. 48 güzel. Çıkıyor. Aynı zamanda oyun modumuz da var, onu da göstereyim size. Asıl bizim şeyimiz bu. Ne? Mesela burada 0 soruyor. Geçelim diğer bakalım. 25 mesela. 25 hangi iki sayının çarpımı? Bize onu soruyor. 5 ile 5'in çarpımı. Bildiğimiz zaman 10 puan kazanıyor. Çocuklar teorik olarak ezberlediği için kağıt üzerinde. Anladım. Daha güzel bir şey yapıyoruz. Görsel hale getiriyoruz. Peki. Peki, kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Yeşilli kazanmış oldu. Diğerini attı. Tespit yapıyor. Konum tespiti artı dışarı attı. Öyle mi? Evet. Çok enteresan. Rastgele değil o şey. Nedir? Yerde mi maç şu an? Öyle. Diğerine bakalım. Bağa gelsin. Ne kadar süresi var? Şu an, bunlar da resmi müsabaka değil mi? Evet, resmi müsabaka. Yani. Maç sırasında çekmeyin de. Tamam. Rektör hocam olacak. Da sizi izliyor. Yani birbirine ters yönde duruyor. Hocam bunu sahneye kampları yapmıştık sizlerden önce. Şu an aynı robotlar ikinci kampları kazandı. O yüzden 2-0 olduğu için. Birinci kazandı, ikinci de kazandı. Evet, hocam burada 2-0 oldu. Gösteri robotlar ne? Evet, gösteri robotlar. Tanıtalım arkadaşlar. Açtım. Güzelmiş bu iş. Güzel. Çizgi izleyen var mı?
arkadaşlar sol tarafta kalın. Yerlere baksın. Sen nasıl yani şey yapıyorsun? Yanlış söylüyorlar. Serbest kalın burada. Kaçta bitecek? Yarın 14. Yarın hocam 3 ile 4 arası ödül törenini yapacağız. 14'te tamam. Bitiyor. Haber edin ya. Tamam. Haber edin. Ödül töreninden bir yarım saat önce. Tamam hocam. Tamam. Evet hocam, tamam. Şimdi ikinci round olacak. Heh. Ondan sonra eğer beraber olursa üçüncü round'a devam edeceğiz. Tamam. İkinci round'da tersine çeviren oluyor mu hiç? Nasıl hocam? Yani ilk round'da kaybetip ikinci round'da kazanan oluyor mu? Oluyor hocam, çok. Arkadaşlar sen şimdi sola geç. Hatta hocamız bence hakem olsun hocam, siz başlatın. Yok yok. Aynı taraf. Hadi başlatalım. Hazırsan bayrağa bak. Aynen hocam. Bayrağa bakıyorsun. Sen hocamızı, Rektör hocamıza verelim. Rektör hocam başlatın. Tamam, tamam hocam. Sen tahtaya çek. Tamam hocam, bir saniye. Kırmızıya mı basıyorsun? Kırmızıya basacaksınız. Tepeden biraz basarsanız. Bir de algılama duracağım. Anlamaz. Tekrar yapalım, geç. Evet, durdurursak. Biraz yakından basacağım. Aynen hocam. Standart tüm tasarımda aynı olmak zorunda. Standart olmuyor. Hocam, standart 10-10 santim olacak. 500 gram da aynı olacak yani. O kırtancımız o. Çekecek, bayağı çek. Aynısı mı kazandı? Evet. Evet. Benim evde olsun sabah kadar oynadım. Bir robot alabilir miyiz? Sen kazandın, ben kazandım. Siz rektör hocama daha detaylı bilgi verirsiniz ama şu bıçakla ilgili falan bilgi verelim. Evet. Hocam amacımız rakibi takla attırmak ya da ittirmek için. Olabildiğince yere düzgün ve pürüzsüz bir şekilde oturacak bıçak dizayn ediyoruz. İkinci olarak lastiklerimiz ne kadar çok yüksek sürtünmeyle olursa o kadar iyi olur bizim için, kaymaması için. Özel lastik yapıyoruz. Bunların standardı var mı? Standardı satılıyor sitelerde, tepsilerde satılıyor ama biz sitelerimizi de yapamıyoruz. Tamam. Daha diğer robotun olacak. Şeyine bakalım, diğer robotun... Aynı sayı. İkisi aynı dizayn. Hocam pisli kaldı. Robotu var, atıyor, oturuyor. Tepsikler arası işte, güzel. Güzel, güzel. Peki arkadaşlar, kolay gelsin. Şasiyi kaldıralım. Güzeldir. Onlar hangi yönde olsun? Sadece arabada kalmıyor. Eskiye mi yazdın? Işıklandırması. Programı mı yazdın? Bilişim kategorisinde yarışacak olan 40 kilo altı robotu son 2 dakikası. Bilişim kategorisinde yarışacak olan robotu söylüyorum. Derece aldınız mı? Her sene çok şükür kapım elimiz boş çevirmiyor yarışmalardan. Çok güzel. Robotlarımızın teknik bilgisini almışsın. Aldım. Gençlerle beraber yani bu çalışmaları yaparken kolejdeki öğrencilerimiz için ders dışı faaliyet olarak bizim gençler için de mesleklerimize bu iş asılmaları noktasında tüm elektronik, mekanik ve kısaca diyelim robotik sistem adına tüm özet bilgiyi burada öğreniyorlar. Ve eğleniyorlar da. Severek gece 12'lere 1'lere kadar beraber çalışıyoruz hocam. Allah kolay versin. Destekleriniz için de çok teşekkür ediyoruz. Hünkarım olarak görüyorum. Sağ olasınız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi arkadaşlar çalıştıralım bakalım. Normal hocam bu çizgi tamamen dolanıyordu. Üzerinde oynama yapmasınlar diye kaldırdılar. Yarın açıldı yarışlar. Bugünkü oturum. Bir yıl içine çıkan oluyor mu? Size tersine gitsin. Dur bakalım. Bir dakika. 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 Bir dakika.
fırsat alayım ben de, göreyim ben. Gel buraya gel. Getir. Şuradan başlatalım. Çizgiyle ilgisi var mı yok mu görelim. Saçmalar ya. Bantı düşür öyle yap. Kaldırılan bantın izi var o yüzden hocam. Nasıl? Bantı kaldırdım hocam o yüzden takip edildi. Az önce kaldırdı zaten. Yavaşlamadı. Yavaşlamadı. Yani bir fren sistemi yok. 7'ye düşüyor. Aynen. Botla alakası olur da. Viraja git. Direkt viraja girdiği için çıkıyor. Aynen. 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 Flaşlı çekim yapılmayacaktır. Lütfen dikkat ediniz. Bak yapmayın. İnternet sayfamızdan görebilirsiniz. Çok eğleniyorum. Sevgi çarptı. Vallahi.
Çarpmasın ama. Sayın Belediyeciğim, değerli hocalarım ve yarışçı olarak aranızda bulunan siz değerli katılımcılarımız. Bu yıl ayrıca kadar ünlü olarak ikincisini zannediğimiz Saklan Umut yarışları tutup ile devam ederken yani sonunu minisimo ve serbest istiyonu yarışan olmalarını ödül töreni gerçekleştireceğiz. Thank you.
Buyurun kardeşim.